Evet, şu an şerit çekiyorlar ve sonrasında geçmeye geçemeyeceğiz. Yayın yapmıyoruz. Ben onu çekeceğim. Ben nereye gitmem istiyorsun? Tamam. Siz zaten... Şurada. Hangi yapmışsın bu başka ya? İlk görüşmelerde tabii istikrarlı bir sonuç aldığımızı söyleyemeyiz. Bir okuma yaptığımızda olumsuz şeyler de vardı ama olumlular da vardı. İlk defa gölge kabinemiz mevcut bakanlarla görüşme ihtimali buldu. Bu önemli bir şey. Düşünün, bir ülkede dışişleri bakanları bile görüşemiyor. Dışişleri konusunda bile bir görüşme mümkünatı yoktu. Bu sağlandı. Dün İçişleri Bakanları gölge bakanımızla mevcut bakan görüşme yaptı. Bunlar olumlu. Emekli generallerin dışarı çıkartılması, bu önemli bir şeydi. Vicdanları sızlatıyordu. Hukuki bir şey yoktu. Bunlar gibi önemli şeyler, önemli katkılar varken ama tersi durumlar da var. İşte kayyum, işte hayvan hakları meselesi, yasal düzenleme tartışmalar içerisinde gibi olumsuz yanlar da yok değil. Ne bileyim, cumartesi antenlerine bir haftalık bir tolerans tanıyabilir ama ertesi hafta yine bu değişti. Burada mesele her şeyi çözeceğiz diye bir görüşme değil zaten. Ama toplumda bu ülkenin birinci ve ikinci partisinin liderlerinin görüşebileceğini de göstermek gerekiyordu. Böyle bakmak lazım. Türkiye'nin normalleşmesi adına bu adımların atılmasını bekliyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de kutuplaşmış bir siyaset var. Bu siyaseti normale çekmek amacımız. Toplumun bambaşka sorunları var ve iktidar partisi bu sorunlardan tamamen uzaklaşmış durumda. Uzaklaşmış olduğunu da aslında 31 Mart seçimleriyle gördük, hep birlikte gördük. Fakat bunlardan bir ders çıkartıldı mı? Bu noktada nasıl bir tavır takınılacak? Hep birlikte bundan sonraki süreçte izleyeceğiz. Bu müzakerelere emekli, açlık sınırı altında yaşamaya mahkum bırakılan emeklinin durumu iyileştirilecek mi? Atanmayan öğretmenlerin çok sevdikleri mesleğine kavuşmasına yardımcı olmak için. Bugün babasız ama Eylül'de babasıyla okula gidebilecek Vera'nın bir mücadelesi için atıyoruz aslında biz bu adımları. O yüzden toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Müzakereler aslında birilerine şirin görünmek için değil ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi görüşüyorlar dedirtmek için değil ya da Sayın Özgür Özel, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü dedirtmek için değil, sonuç almak için yapılan müzakereler ve mücadeleler. O yüzden sonuç almak için adım atmaya devam edeceğiz diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde CHP Genel Merkez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde CHP Genel Merkezi'nde girdiği yerine Cumhurbaşkanlığı postu çekildi.
göreyim. Göreyim. Sonra geldiği genel merkezden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a